Herkese merhabalar, ben Utku. Ben Yasemin. Geçen hafta anlatmaya değer bulduğumuz önerilerimizin ikinci sezonun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Daha da zorlaştırdın ya. Geçen sezon şey diyorduk, 19. bölümümüzde karşınızdayız. Şimdi şey oldu, ikinci sezonun ikinci... Bu ikinci sezon kısmına yakında alışırım ama daha alışamadım galiba. Bir süre daha giderim ben böyle. Ne yapıyorsun, iyi misin Yasemin? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Çok iyiyim, yaz gelince ben daha bir iyiyim ya. Sıcak evet. Seviyorum. Biliyorum, sen sıcak seviyorsun. Çok sıcaktı ya, 2 gün öldük İstanbul'da. Ki iyi. Bence 2 gün yeterli İstanbul için. Ya tabii sıcak dönemin gereği ama iklim krizi de gördüğümüz bir şey. Çünkü rekorlar kırıldı ya. Evet. Yani dünya sıcaklık ortalamasının üstüne çıktık. Ve orman yangınları is loading. Muhtemelen, yani muhtemelen değil yani, olacak. Zaten Gökçeada yanıyor şu anda. Bana şey geldi İSKİ'den, mesaj geldi, sana geldi mi bilmiyorum ama İstanbul ortalamasının şeyi kırılmış, 3 katı bu hafta su harcanmış. Üstüne şeyden, elektrik bölümünden şey geldi, idaresinden mesaj geldi. Elektrik kullanımı da bu hafta 3 katı kadar harcanmış. Evet. Büyük ihtimalle klimaların çalışılması. Bir de saat orantısı yapmışlar işte, en çok atıyorum saat 3 ile 6 arası inanılmaz bir elektrik harcanması olmuş gibi bir durum var yani. Evet. Hani bu bununla beraber tamam, evet çok sıcak iklim ama şey de gittikçe artıyor elektrik tüketimi, evet. Ve su tüketimi de eşdeğer oranda bir ivme gösteriyor. Evet. Bu da korkutucu yani. Evimde klima var ama klimayı açmıyorum. Direniyorsun. Direniyorum. Çünkü klima iklim krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda aslında su tüketimi de. Bunlar böyle kısır döngü ve maalesef, evet. Mesela orman yangının iklim krizi nedeniyle oluyor. Ama iklim krizi de en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Ve bu döngü bir yerden kırmak gerekiyor aslında. Tabii ki insanları kırmanızı açmayın diyemem ama maalesef bunu da bilincinde olmak gerekiyor. Ben yıllar önce, 7 yıl falan oldu herhalde, tam hatırlamıyorum, Berlin'e gittiğimde ve hava çok sıcaktı, oraya göre de çok sıcaktı. Berlin'e göre, evet. Evet. Kesinlikle klima hiçbir yerde yok. Kaldığımız otelde dahi klima yoktu. İşte bir yere gidiyoruz, mesela büyük bir mağazaya girdin, AVM gibi düşünebilirsin. Orada bile asla klima çalışmıyordu. Baya böyle takdir etmiştim ve şeye de çok çok arı vardı. İnanılmaz arı vardı. Berlin'de. Şöyle oluyordu mesela, bir bira söylüyorsun, oturuyorsun, 2 dakikada içine 10 tane arı düşüyor biranın. Çok tatlı. Kesinlikle ilaçlama asla yapmıyorlardı çok ve iyi. Kesinlikle klima kullanmıyorlardı. Çok güzelmiş. Evet. Bu Buğday Derneği'nin Zehirsiz Kentler projesi var. İBB de onlarla çalışıyor aslında. Yani bu yerel yönetimler de onlarla çalışıyor. Aslında bizim de istediğimiz şey şu, herkesin evinde küçük minik kent bahçeciliği olsa da arılar aslında kentin içerisinde olsa ve bu konuda çalışan, İstanbul içinde arılarla ilgili çalışan insanlar da var. Ki bu arada arılar tehlikeli değiller de, hani arıların da olması da gerekiyor. Ki herkesin bahçesinde lavantalar, kekikler olsa da biz kendi kekik balığımızı, lavanta balığımızı buradan tüketsek çok güzel olur. Yani bunlar hep iklim krizi nedeni ve iklim krizini daha da arttıracak şeyler maalesef. Hani arıların olmayışı. Arıların olmayışı, klimayı bu kadar fazla kullanıyor olmamız maalesef. Evet, doğru diyorsun ya, bu bir kısır döngü. Evet, maalesef. Ama yani alışacağız ve karar vericilerden talep edeceğiz. Kendimizi çok kötü hissetmeyelim bu noktada. Biz üzerimize düşeni yapalım da sonra talep edelim. Evet, ne yaptın Utku? Ne var sende bir şeyler, ben biliyorum. Aşırı sıcaklar dolayısıyla kendimi arka odada serin bir kuytu bularak kendimi filmlere verdim. Ki ben film izlemem falan yapmam ben. 7 sene önce. Ben film izlemem, ben tiyatro seyrederim. Utku'yu tanımıyorsunuz. 7 sene önce ben tanıyordum. Allah sana. Şey diyordu bana, evde buluşuyorduk işte. Gene böyle bir şeyler içeceğiz beraber. Ben film izlemiyorum. Ben tiyatro seyircisiyim. Umut da söylüyor, kardeşim de hep film izle. Ben izlemem. Dediğimiz noktada 7 sene sonra Utku şu an benden daha fazla film izliyor. Evet ya, gerçekten. Hani senin gibi iyi değilim ama senden daha fazla film izliyorum. Ay ben ya. Ben deli geçtim canım.
Bir de bu aşırı sıcaklar beni aşırı filmi. Bir de yazın ya şu anda tiyatro sezonu da maalesef kapandı. Tabii yine çok güzel tiyatrolar var. Fanus İster'de gördüğümüzü hikayeleri ekliyoruz. Mesela Kumbara Celi'nin tek konuk Evet ya. hikayesi 3 Ağustos'ta varmış. Hemen kesinlikle gidin koşun. Yani açık havada daha tatlı olabilir bu arada. O Olabilir evet değil çünkü mi? şey de çok açık hava bir oyun ya zaten hani şey oynuyorsun mahalledesin ve işte bir Evet. açık alandasın hep öyle geçiyor oyun o yüzden daha iyi şey yapabilirsin empati kurabilirsin oyuncularla. Kaldı ki sen Milliyet Sanat'ta onu gördüğünde aslında müzede sanat olarak başlamıştı. Sabancı Müzesi'nde açık havada başlamıştı Evet. aslında oyun. Sonra kapalıya geçmişti. Bazı oyunlar, ya açık hava seyircisi değilim ben ama bazı oyunlar açık havada başka bir tat verebilir. Bu da iyi bir oyun. Burada Kumbaracı 50 canımız hani orada örnek veriyoruz ama başka oyunlar da var yani gidin. Bence bu hafta şöyle yapalım. Rotamızla başlayalım. Ortak bir rotamız var seninle. Geçen hafta yaptığımız. Oradan başlayalım. Tersten gidelim hadi. Evet, tersten gidelim. Seninle harika bir Tophane, Boğazkesen, Şişhane rotası yaptık. Heh. Frankenstein kitap evinde Ben de buluştuk. tam olarak onu not aldım. Evet, ben Utku'yu beklerken bir kitap evinde. Eski, el El klasiko. Ben klasiko. hep geç kalıyorum. Yasemin de Aslında hep kitap satın alıyor. evet benim için çok iyi oldu. Çünkü zaten çok yani satın almak istediğim bir kitaptı. Çok fazla üzerine bir şeyler okumuştum ve Frankenstein kitap evinde de hatta söyleşisi vardı. Ben seyahatteydim. Yoksa Evet. sana demiştim ya seni Hı kesin darlardım. Utku bu söyleşiye hı. gitmeliyiz diye. Evet. Hemen kısaca gireyim. Murat Gülsoy'un yazdığı ressam Vasıf'ın Gizli Aşklar Tarihi Can Yayınları'ndan çıkan kitabı edindim seni Bunu beklerken. neyi okudukta anlatırsın diye Evet, düşünüyorum. anlatacağım orada. Kısa bir parantez açtım. Onu detaylandıracağım. Çünkü beni çok şaşırtan bir şey oldu kitapla ilgili. Evet. Güzel. Ben de orada bir kahve molası verdik. Bir minik dedikodu yaptık seninle. Ben de Sait Faik listesinden iki kitap edindim orada. Ama şunu söyleyeyim. Onlardan biraz da bahsederiz ama sana değil de bana denk geldi. Burada kitap satın alanlara Ayşe Erkmen'in Frankenstein'a özel bir baskısını hediye ettiler. Bana Evet vermediler. ya bana de denk geldi. Yani muhtemelen sahibinin kasada olduğu ana denk geldiğim için. Ayşe Erkmen çok kıymetli bir Kimmiş sanatçı. Daha önce evet. konuşmuştuk onun hakkında da. Onun bir baskısı aslında şey, bir edisyonu diyebilir miyiz o işine? Edisyon diyebiliriz herhalde. Ve şöyle karıştırarak koymamızı istiyorlarmış. Ben de bir minik bir videoyu aldım. Hafta bloğunda onu ekleyeceğiz zaten. Karıştırarak koydum. Sonra eve gidince de hemen çerçeveledim ve Bir şey söyleyeceğim. Araya giriyorum burada. Kayıt altına alındığım astım. için Utku bana şunun sözünü verdi. Fanus İst'in bir ofisi olacaksa bu işi ben ofise getireceğim. Burada şey olsun bu lütfen. Kayıt Kayıtlara altına alınsın. alınsın. Aynen öyle, Evet. aynen öyle. Ben sözümü Yapacağım. aldım çünkü o gün çok kıskandım, fesatlandım. O çerçeveyi getireceksin arkadaşım Kesinlikle ofise. fans eğer bir ofis olsa net getireceğim. Ama bir taraftan da bu sene 3 tane eser şeyim vardı ya. Frankenstein bir tanesini vermiş olur. Kaldı 2. Evet Ayşe Erkmen ya ya. pardon Pardon da aynen da. öyle. Bir edisyon ama olsun ya. Bence yine de onu ekleyebiliriz. Öyle çok güzel bir hediyem oldu. Ama fanusu tabii ki. Yani hibe edeceğim. Canım Yapacak bir şey yok. Ben fanusu. aldım sözümü. Kayıtlara da geçtin artık. Evet. Oradan depoya geçtik. Hemen Frankenstein yanında tütün deposu olarak bilinen, şimdi depo olduğunu bildiğimiz yere geçtik. Orada çok iyi bir depoda standartta olan ekoloji, sanat alanları, hani bu kentteki farklı politik alanlarla ilgili iyi bir takvimlendirme, bir haritalandırma işi vardı. 87 yılından bu yana. Onu da böyle çok minik bir videoya aldık. Hafta bloğunda yine onu ekleriz. Evet çok güzeldi. Hem şey böyle yıldızlar renk kategorisiyle ayırmışlar. İşte bu yıllarda yurt dışındaki politik olaylar, Türkiye'deki politik olaylar, Türkiye'deki sanat camiasında olan olaylar, hangi Evet. galeriler açıldı, hangi sergiler oldu vesaire gibisinden de ilerliyor bir yandan. Ben o yüzden çok güzel bir şey arşiv niteliğinde böyle Evet. kronolojik Türkiye tarihi ve işte yurt dışında ne olmuş hani önemli Evet. olarak ne olmuş diye görebileceğiniz bir yer. Evet. 87'den bu yana olduğu için aslında neredeyse bizim hayatımızda ve şey dedik bakarken. Aa bu dönem ne olmuş? Aa bu dönem bu da son 10 yılda neler yaşadığımız aslında hızla neler Ya yüklendiğimizi bu de şey gibi işte görüyorsun. yakın tarih Evet, dersi gibi çok iyi. aslında hani bizim göremediğimiz yani şey yapamadığımız o dersi alamadığımız bir belge niteliği taşıyor. Yakın tarih dersi var orada. Onun dışında ondan sonra zemin katta eksilerek biriken isimli sergiye girdik. 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Okyanus Çağrı Camcı
Üzümder'in Solak ve Furkan Öztekin'in işleri. Bilhassa Üzüm'ün işini çok beğendim. Yani şimdi kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama onun işini aşırı beğendim. Çok cesur, iyi bir iş. Hem video hem de bir fotoğraf işi vardı. Ben şeyi sen de almıştın, ben de aldım ya. Aldım. Ben bugün okuyabilme imkanı buldum. Şey manifestolarını yazdı. Aslında orada şöyle 3 tane de yazar sanatçı varmış Utku. Ama yazarların yazıları bu şeyde kitapçığa koymuşlar. Sınırsız ekibi yapmış bunu küratör olarak. Onlar da İlhan Sayın, Şafak Şule, Kemancı Ozan Ünlü Koç ve Metin Akdemir. Şu manifestoyla çıkmışlar aslında. Aktivizm biçimlerinin yasaklara daraltıldığı bir dönemde sanatın güçlendirici, tahayyül açıcı bir eylem olduğunu hatırlamak ve queer feminist bir alan açabilmek adına 2017'den beri böyle bir araya gelmişler. Ve bu sergide queer ve feminist işte bir Evet. sanatçılardan oluşan karma bir sergi hazırlamışlar. İlk kavramlarını da arşiv olarak almışlar ve her sanatçıdan yazarlar da dahil olmak üzere kendilerine bir şey bulmalarını istemişler. Sizin geçmişinizde sizi etkileyen bir nesne, bir obje, bir yazı vesaire diye. O sanatçılar da bu şey imge üzerinden kendilerini bir işte şey yaratmışlar ve o kitapçık çok güzeldi. Bilmem okudun mu, Okudum. okumadın mı Ben ama biraz göz gezdirdim ama aynen okudum, öyküler edindim. çok güzeldi, beni çok etkiledi. Şeyle daha farklı bir açıdan yaklaştım Evet. şu an kitapçığı okuduktan Evet. sonra. Keşke dedim ki ilk başta oturup bütün Evet. kitapçığı okusaydım sonra sergiyi gezseydim Daha ama lezzetli olurdu. okumadan da gayet zaten hani çok keyifli oluyor. Kendisini anlatan bir sergi Evet, zaten, kendisini evet. anlatan. Bu arada bugün Maydo değil, Yuki ve Boz da bizim konuklarımız ve tepişiyorlar şu anda. Arkadan gelen sesler onlar dolayısıyla. Durma saatleri. Kudurma saatleri. Çok güzel sergiydi. Evet. 5 Ağustos'a kadar devam ediyor. Gidip gezinmenizi öneriyoruz. Birinci katta kırık hatıralar vardı. 26 Haziran'a kadar devam ediyor görünüyor ama devam ediyor aslında. Biz Temmuz'un ortasındayız ve muhtemelen daha da devam edecek, bir açık uçlu yani. Andreas Lang değil mi okunuyor ismi acaba? Galiba evet. Lang Lang nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir fotoğraf sergisi. Aslında açıkçası biz fotoğraf sergilerinden çok hoşlanmayız. Hızlı hızlı geçeriz ama çok iyi bir yerleştirmeydi. Şeyi de çok güzeldi. Yani konu da çok güzeldi çünkü işte Anadolu coğrafyasında, işte Mezopotamya coğrafyasından geriden gelen antik kentlerin şu anki kentlerle uyumu ya da uyumsuzluğu diyebileceğimiz fotoğraf yerleştirmeleri vardı. Çok eski ve işte bazıları yıkılmış, harap olmuş binaların şu anki halleriyle birleştirmişler. İşte arkadan bir plastik işte ya da teneke tabelalar görünüyor falan. Böyle çok iyi bir yerleşim. İzmir'e doyamadık onu. De acıdan beslenen bir sergi olduğunu da zaten dile getirmiş sanatçı şeylerde böyle. Aralarda şeyler var ya, kolonlar var diye hepsine böyle yazılar Evet. yazmıştı. Hep böyle işte geçmişimizde yaşadığımız acılar ya da şu anki yaşadığımız acılar işte falan diye. Yani oradan da beslenmiş. Ve vuruyor zaten acıyı yüzüne. Evet, aynen öyle. Beni en Güzel. çok Hasankeyf etkiledi orada. Evet, Hasankeyf. Tabii Hasankeyf hepimizin şeyi Evet çünkü. ama unutuyorsun ya işte hani Unutuyorsun sonuçta tabii. biz İstanbul'da yaşayan insanlarız. Evet o zaman çok etkilenmiştik falan ama unuttuk. Şimdi bir anda yüzümüze çarpması gene böyle hani ve bunun gibi bir sürü aslında yaşadığımız acıları ne kadar çabuk unutuyoruz da bir yandan. Ya bir taraftan da iyi ki unutuyoruz yani. Hani yoksa Yoksa yaşanmaz. Tabii. delireceğiz. Yaşanmaz. İkinci kattaki sergi Evet. O mi? sergi bitmiş Utku. Evet, 14 Aa. Temmuz'muş son tarihi. 26 Haziran yazmışlar aslına Evet, bakarsan. 16 Temmuz'a kadar yok 14 Temmuz'a kadar uzatmışlar. Biz Bitti. şanslıyız. Bitti. Denk Tam geldik o ama bir evet gün. bitmiş. Aynen öyle. Ama neyse ki bence kendisinden bahsedelim. Dağdaki keçi, gökteki ay, sudaki balık isimli sergi. Rezan Gümgüm'ün. Evet. Dersimli bir kadın sanatçının tabii ki kendi coğrafyasından çok etkilenerek yaptığı hem ekolojik hem de kadın temelli bir sergisi işi. Tabii ki Alevi olmasının da ona çok Çok katkısı büyük var. etkisi Yani var. çok çok etkisi var. Birçok yer çok etkiledi. Beni daha ziyade şey çok etkiledi. Girişteki sağ bölümdeki küçük odada Cem Bahçesi'nin olduğu o alandaki o yerdeki balıklar çok hoşuma gitti. Müzikle çok iyi birleştirmiş. Hem görsel hem de müziği çok iyi bir araya getirmiş. Aynı zamanda arka taraftaki taşları toplarken onlardan rıza Evet, alması, alıyorum, kabul ediyor razı musun, mısın? razı mısın?
Seni alıyorum. Razı mısın? Çok tatlıydı o Çok video güzeldi, ya. çok Evet. güzel. Biz hep böyle canlı varlıklarla iletişim kuruyoruz ama aslında bakarsan cansız kabul ettiğimiz o varlıklarla etkileşim içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. O bölüm beni çok etkiledi. Senin etkilendiğin yer bir başka yer tarafı, değil mi? Öyle düşünüyorum. Şey gibi bana doğayla çok bütünleşmiş bir, yani zaten hani doğadan geldiğimiz, hani Tabii. oraya aitiz ve onu çok unutuyoruz ya, o bana onu gösterdiği için o taş alış videosu, bak seni alıyorum razı mısın bile, hani çok tatlı bir dokunuştu yani, Evet. hani oraya ait olduğumuzu gösteren bir bakış açısıydı. Şey beni çok etkiledi, çıra olayı çok Evet. etkiledi, bal mumundan dağ keçileri etkiledi. Güzeldi. Şöyle yapmış Rezzan 2021 yılında bir araştırma ile başlamış. Munzur Nehri üzerinde yapılması planlanan baraj ve HES'ler, Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi, dağ keçilerinin katledilmesi ve madencilik projelerine karşılık Dersim halkın inancı ve doğaya atfettikleri kutsallık, onu insan ve doğası arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönlendirmiş ve bu sergiyi onun üzerine inşa etmiş aslında. Anadolu medeniyetleri, Anadolu mitolojilerini de işin içine kattığı, kadının üzerinden, kadın etrafında bu durumu anlattığı bir işi yapıyor. Çok kıymetli. Ben bir sonraki işlerini görmeyi çok isterim. Çok güzel işlerdi. Depoda tabii ki bu iş bitti ama diğer işleri görmenizi öneriyoruz. Evet. Sonra Galata Rum Ortaokulu'na gittik. Orada da uzun süredir sergi yoktu. Bu sergi görünce heyecanlandık ve aslında biraz böyle Tophane'den biraz Karaköy'e doğru geri döndük. Aziz İstanbul sergisine gittik. Vehbi Koç Vakfı'nın ve tabii ki Koç grubunun elindeki o İstanbul gravürleri, resimleri vesaire onları topladıkları bir iş. İstanbul panoramik Evet. manzaralarını Evet. 1600'lerden 1800'lerin sonuna kadar olan şeyini görüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yabancı ressamlar tarafından tuvale yansımasını diyebiliriz aslında. Sanat için değil de bunu haritalandırmak için yaptıklarından dolayı çok böyle matematiksel işler var aslında. Ya da mesela bir gravür yapıyor, bir resim yapıyor ama şey yapıyor, numaralandırıyor 1, 2, 3 falan. Altında da şey diyor, 1 şu, 2 şu, 3 Tabii şurası Pera, burası evet, bilmem ne falan aa, falan. işte bilmem ne Evet. kilisesi, bilmem ne cami falan. Ki bu zaman cami değil, genelde kiliseler var. Onları anlatıyor ama çok güzel. Yani İstanbul'u, o eski, bir de kadın temelli işler de var ya, O o da çok çok güzel bir iyiydi. çalışmaydı zaten. Evet. Farklı böyle kadın şeyleri vardı, figürleri vardı. Bir yerde dansöz vardı, bir yerde işte şey başka, bilmiyorum artık hani. Evet, farklı. Toplumsal sınıflara göre kategorilendirilmiş kadın figürleri vardı. Arkasında da İstanbul manzarası vardı. Evet, çok güzel işte. Çok gitmenizi öneriyoruz. 12 Kasım'a kadar devam ediyor. Epeyce zamanınız var. Yolunuzu düşerse muhakkak uğrayın. Oradan şeye geçecektik. Beyoğlu, aslında biz Mısır Apartmanı'na gidecektik. Giderken bir Evet. yerde mola verdik. Ama şey var önce. Büyükdere 35'e girdik. Aa, evet. Canımız Hatta ondan önce Collect ha, Galeri'nin Tophane'deki yeri evet. mağaza olmuş ya, butik olmuş bir şey. Üzüldük Üzüldük ona. yani. Collect Galeri'yi kapatmışlar orada. Biz onu Ufak Galerisi'ni Cuma'da görmüştük, Evet. Karaköy'de Cuma Zemin katta. apartmanında. Fakat orası çok ufak bir alan. Hani Collect'teki daha büyük ve iki katlıydı. Böyle hani sergiyi yayabiliyordun. Şimdi sadece Cuma'ya mı kaldın? Ha, bir de yazın bütün galeriler gitti bir yerlere. Evet. Şeyden dolayı da muhtemel olabilir. Contemporary yaptı ya İstanbul Belediye Tamam. Feshane'ye. Evet. Oraya taşınmış olabilirler. Yeni sezonda belki başka bir yere geçecek olabilirler. Ben öyle bir yorumluyorum açıkçası. Göreceğiz. Bakalım. Evet. Biraz üzücü tabii yani hani galerinin kaldırıp onun yerine işte bir butik olması talihsiz. Evet, Kahveci üzüldü. olmadı en azından. Yanında kahveci vardı. Daha kötüsü nargileci de Evet. olabilirdi. Ondan sonra Boğazkesen'e çıktık. Büyükdere 35'e gittik. Shit show. Şit show vardı. Ya ben Büyükdere 35 favori galerimizden biri olabilir mi ya? Ben çok Ben seviyorum o gün dedim zaten, Utku bırak beni burada oturayım orayı. yani. Ortada şey var, böyle bir ortada masa var ve iki tane bank var. Oturabiliyorsunuz, sanatçıların da şeyleri var. Ufak eserlerini almak isterseniz. Evet. Ve kesinlikle kimse sizi gelip orada rahatsız etmiyor. Ne Evet. yapıyorsunuz, neye bakıyorsunuz, almak istiyor musunuz falan diye. Zaten hani
ilgilenen kişiler içerideler falan, hiç bakmıyorlar bize. Biz böyle bayağı yarım saat falan Evet, oturduk. Beni takıldık bıraksan orada. 1,5 saat falan daha Takılırdık, evet. oturacaktım. Birkaç gözümüze kestirdiğimiz sanatçının eseri var. Orada da biraz bakındık açıkçası. Şunu alabilir. Hatta ben bir tanesine yani şey yaptım. Gözüme takıldı yani, alabilirim diye düşündüm yani. Çok güzel. Şimdi orada bakabiliyorsun ya, bir katalog var. Galerilerde maalesef yani sen ürün, yani bir eser satıyorsun. Yani Amacın o bundan zaten. niye çekiniyorsun ki buna? Koy işte bakalım yani. Hani zarar vermeyeceğimiz bir şekilde, ki Büyükler 35 bunu yapmış. Zarar verilmeyecek şekilde ortaya koymuş işleri yani. Evet. İşte şeyde Anna Löwendahl'de, Düsseldorf'taki o şey beni çok etkilemişti. Ya fiyat listesi var. Abi zaten senin işin bu yani. Tabii canım. Oradaki şeyi, sanatçının eserini satmak. Galerinin mantığı ne yani hani. Onu da fiyatında ben sana bıdı bıdı belki çekinebilirim vesaire olabilir çok net bir şekilde. Evet. O Büyükler 35'teki de hani katalogdan ziyade Tamam. duvardaki her eserin yanında sanatçının adı ve şeyin Doğru. eserin fiyatı yazıyordu. Benim için çok güzel bir şey çünkü Evet. yani hani birbirimizi darlamamıza gerek yok oradaki ilgiliyle. Kaldı ki bizim fanusu, yani bu podcast serisini yapmamızın ya da blog yapmamızın nedeni buydu aslında. Yani erişilebilir sanat olması. Çünkü birçok tanıdığımız, bizim etrafımızdaki insanlar da bu galerilere gitmeme nedenini çekinmesi üzerine tanımlıyor. Ya da bunu tanımlayamasa bile bu yüzden gitmiyorlar Evet, aslında. şey gibi bir algı var. Ben girebiliyor muyum? Herkese açık mı? Ücretli mi, ücretsiz mi? Ya da rezervasyon mu yaptım? Hayır. Hayır yani. Bütün galeriler ücretsizdir ve Evet. isteyen herkes çalışma saatleri içinde girip gezebilir. Ürün Evet. eserlerine bakabilir, fiyatlarını sorabilir. Araba Yani satın almak gibi bir şey. Araba gidip evet. bakıyorsun galeride, ki orada bile darlıyorlar yani, şunu mu alacağım, bunu alacağım diye. Galeride en azından onu Onu yapmıyorlar. darlama. Evet. Birçoğunda yapmıyorlar. Büyükleri 35 bence bu noktada çok iyi. Yani hani çok büyük gelirlere ihtiyacın yok. Büyük bütçelere ihtiyacın yok. Küçük bütçelerle bir yerden başlayabilirsin. Evet. Ki çok değerli sanatçılar Çok var bence kıymetli, çok orada. mesela Merve Dündar'ın işleri vardı mesela, yani işte yani çok güzel Şey, insanların, Publicist ofisine onu manifestledik evet zaten, değil mi? manifestledik, evet, manifestledik orayı. Yani böyle gidin yani hani geçerken, yani kahve içmeye giderken, bir şarap içmeye giderken bir uğrayın böyle yerlere ya. Evet. O çok güzeldi. Oradan gittik, mola verdik. Evet, çok güzel kokteyller içtik. Evet. Karaköy'de George's Hotel Roof Terrace'a gittik. İmza kokteyllerinden içtik. Çok iyi bir manzarada. Ama çok İstanbul'da yaşıyoruz Biraz ya. başımıza güneş Biraz geçti ama. biraz daha fazla. Bir süre böyle Allah'ım ben ölüyor muyum acaba dedim Ya ama. Allah'ım, 40 derecesinde güneşin altına İçki oturup kokteyli içersen içiyorsan. böyle olur. Ama çok lezzetli değil mi? Çok güzel, Bir de çok İstanbul güzeldi. manzarası da çok Evet, güzeldi. çok güzeldi. Çok iyiydi. Sonracığıma İstiklal'e çıktık. İstiklal'e çıktık. Asıl hedefimiz Mısır Apartmanı'na Evet. gitmekti. Oradaki galerini ziyaret etmekti. Fakat geçerken Yolumuzdan şey, Saat şaştık. Beyoğlu'nu gördük. Aa, bir iş varmış Önce dedik. Koç'u gördük. Hangisini? Koç Üniversitesi Ay, bir de yayınlarının ona girdik. Utku, ben onları yazmadın yazdım. Ben onları unutmuşum. Çünkü şey, Bizantoloji Evet, demek için. doğru. Onu dememek için yazmamışım. Ya şöyle aslında, burada Bizans, yani Türkiye'de yapılan Bizans çalışmalarının serüvenini anlattıkları bir iş vardı, bir sergi vardı. Aslında çok niş bir iş yani hani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Bizans Tabii. çalışmalarının yapıldığı. Çok böyle akademik çalışma yapanlar için daha uygun ama Koç grubu şeyi çok iyi beceriyor ya, şey sergi işlerini çok iyi beceriyor Evet. ya. Küratörlüğü çok iyi Evet, biliyorum. içerik Sergi için. ilginizi çekmesi dahi kürasyonu görmeniz için gitmenizi öneriyoruz. Birkaç çok sevdiğimiz şey var. Hafta Bloğuna bilhassa bahsederiz buna. Çok iyi iş olduğunu düşündüğümüz yerler var ama gidince de baktık yani hepsini tek tek inceledik. Güzeldi. Ya beni şuradan yakaladı. Üniversitelerden yakaladı. Üniversite hocalarıyla röportajlarından yakaladı. Evet. Kendi üniversitemin de adını gördüm orada. Ben iyice ona düştüm işte. Oradan Evet, orayı çok İstanbul izledik. Üniversitesi'ne geçtim falan. Bir de sanat tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyorum ya. İstanbul Üniversitesi'nin sanat tarihçilerine baktım falan. Evet. Hani böyle hepsini okumaya başladım. Bir baktım Utku gitmiş, ben kalmışım. Evet. Kaptırsanız kaptırsınız, ki gerçekten hani Bizans'la ilginiz varsa ve sanat tarihi Bizans koluyla da ilginiz varsa Evet. ben kesinlikle öneriyorum. Öneriyor, aynen öyle. Çok iyi bir Bizans. arşiv kaynağı. Çok iyi. 31 Nisan'a kadar devam edecek. Yani epeyce zamanınız var. Daha yeni açılmış.
Belki girmek Ben bir istersiniz. daha giderim belki Utku Değil mi? ya. Detaylı Evet, bakılabilir. detaylı bakmak Yeni için. ev de iyi zaten. Hem o gün yorgunluk, bir de hava çok sıcaktı Evet, sıcak bir gündü. falan. Bir daha gideceğim gibi Değil sanki mi? Yani oraya. belki bir sonbaharda. Sonra Saltbeyoğlu'nda yarının depreme dayanıklı şehirleri sergisini gezdik. Tesadüf de aslında. Şöyleydi, orada Saltbeyoğlu'na gidip burada Salt Katı'da bir başka sergi varmış. Salt bizden niye esirgiyor bu sergilerini bilemiyorum ama. Şöyle. Salt'ın sosyal medya yöneticisine sesleniyorum Evet. buradan. Lütfen bizi haberdar et. Yani niye mahrum ediyorsun ya sergilerinden? Yani yeni gelen sergi pinli arkadaşım, yani ne bileyim, çok zor değil gibi Değil. geliyor bana yani bu. Gelmemizi istemiyorsun, o başka da hani istiyorsun gibi geliyor Şey, bize. geçen girsin gibi. Evet, herhalde öyle. Saatbeyoğlu'nda gittik. Depremle ilgili 101 seviyesi bilgiler verilmiş. Mitler, yanlış bilin yani doğru bilinen yanlışlardan bahsedilmiş. Yanlışları ve onun aslında doğru olanlarını anlatmışlar falan, böyle güzel bir iş. Oradaki yorumumuz şuydu aslında, ya söyle bizim. Bu bir sergi değil de acaba hani müze olsa daha iyi olmaz mı şeklinde. Ya bana göre aynı Müze Gazhane'deki bilim müzesi gibi bir şeydi. Çünkü yani deprem nedir? Evet. Sıfırdan başlıyorsun ve interaktif ilerliyor. Bir hareket yaptığında işte tektonik depremler vardır, volkanik depremler vardır. Bunlar nedir? İşte ta magma nedir falan diye onları Evet. açıklatıyor. Ve işte aslında hani bulunduğunuz şey değil, zemin değil, bina ne kadar güvenli olmalı. Binanın önemliliğinden kaynaklı olan bilgiler veriyor. Siz o Evet. sırada interaktif olarak işte sağlam bina, işte sağlam kayanın üzerinde sağlam olmayan bina falan bunları görebiliyorsunuz. Videolar var şeylerle, jeofizikçilerle çekilmiş bayağı. Evet. İşte bakın bu doğru bilinen bir yanlış, işte mesela depremler gece mi olur? Hayır, gece olmaz. Böyle bir şey yok. Evet. Bir mit. Gibi çok güzel bilgi verici bir bence şeydir, müzeydi ve bunun Evet. sabitlenmesini diliyoruz biz. İBB bir, yani yeni Feshane'deki gazhanede belki bir yer açar. Evet, deprem müzesi Deprem olarak. müzesi. Bizim ülkemizde deprem ülkesi olduğu için. Bu bizim bir gerçeğimiz ve bununla Evet. yüzleşiyoruz şu an Aynen ve öyle. yüzleşmeye devam edeceğiz. Bilinçlenmek bu konuda çok Evet. önemli, özellikle yeni gelen jenerasyon için. Tabii ki. Sonra Mısır apartmanına gitmeye çalıştık ama 7 olmamış olmasına rağmen bizi almadılar. Biz dedik ki okey, o zaman bizim de zaten iç Biz niye esimiz vardı. Meyhaneye yaptık? gideriz. Dedik ve geri döndük. Bizim böyle rotamız bitti. Bitti. Zaten yarım saatte yedik. Evet, yedik yediktir. O zaman tersten gidiyorduysak ne izledin var benim tersimde? Ne izledin o zaman, devam. Utku ne izledin? Sen Ben. bayağı izledin ya. Aslında çok. Ben de tamam çok. Bazılarını anlatmaya değer bulmayabilirim. Yazdım ama. O zaman şöyle yapalım. Lütfen cevap verinizle başlayalım. Ne dersin? Sen geçen hafta demiştin ki ben bunu izledim ama sen de izle, birlikte konuşalım. Evet, bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada geçen hafta bir şey düzeltmek istiyorum. Çünkü çok cringe hissettim kendimi Hangisi? dinlerken. Avusturya Macaristan İmparatorçası. Viyana Viyana oldu. İmparatorçası dediğim için üzgünüm. Beynim Sizi. yanmış. Evet yani o yani hani Üzgünüz Viyana İmparatorçası diye sizi. bir şey yok. Ankara Evet, İmparatorcası İstanbul İstanbul. İmparatoru falan. Ama Viyana Avusturya'dır ya. Tamam işte benim kafa gitmiş o Olsun anda. Evet, onu olsun. bir düzeltmek istiyorum. Yanlış bilgi geçmesin kaydı. Avusturya Macaristan İmparatorçasıdır. Yani şey Sisi Elizabeth. Düzelttim, tamam devam et. Sisiciğimiz. Evet. Peki, o zaman lütfen cevap verinize devam edelim. Blue TV'de izledim. Sen de orada izledin. 2022 yapımı çok gencecik bir film. Evet. Yasa önerisi diye kendime not etmişim. Okay. Şöyle, aslında 86 dakika galiba, not 90 dakika kadar, çok kısa bir film, bir yerli yapım. Tek mekanda geçiyor. Senin yorumunda zaten tiyatro olabilir mi diye onu konuşuruz zaten. Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş'un yönettiği bir film. Geçen sezonda film festivallerinde yer aldı zaten. Hiç vizyona girdi mi hatırlamıyorum ama direkt galiba platforma girdi. Sanırsam başka sinemada 2 ay önce gördüm. Evet, şeyde Kadıköy sinemasında. Acaba oradaki insanlar izlerken ne dediler bilmiyorum. Ben tek başıma Evet. izlerken başka bir Gördüm şey hissetti gördüm olabilirim. evet. Başka sinemada gördüm ben onu. Çok tiyatro olacak ya Değil mi? Çok içerik. tiyatro Çok ya. tek. Aşırı Çok. tiyatro. Hatta direkt sana söyleyeyim hangi tiyatronu yapacağını. Yapması gerektiğini. Craft oyunlarına aşırı benziyor. Tamam. Ama tabii ki şeyden de öyle yönlenmiş olabilirim. Cem Yiğit Üzümoğlu Craft oyunlarında olduğu için
öyle gelmiş olabilir ama çok craft oyunu. Ama craft bu oyunu yapacaksa biraz altın doldurmalı. Yani biraz yüzeysel, biraz ya yüzeysel kalmış. İyi bir fikir, yetersiz içerik diye Değil mi? düşünüyorum Evet. Tamam. aslında Okey. o Okey. filmle Ben de ilgili. öyle hissetmiştim. Bazı noktalarda, Yani bu bazı mu? diyaloglarda çok altı boş şeyler vardı ve ne yapıyorsun? Şu an bu diyaloğa hiç gerek yok. Ya da bu diyaloğu gerçekleştiriyorsan bunun alt metnini bana iki diyalog sonrasında vermen gerekiyor dediğim çok vardı ve onların hiçbirini alamadım. Evet, ben öyle. Aslında burada şöyle bir şey var. Hem filmde hani içerik olarak konuşmak gerekiyor hem de teknik olarak konuşmak gerekiyor ya. İçerikle ilgili şöyle bir sıkıntım var mesela. Şöyle aslında çok spoiler vermeden konuyu şöyle anlatmam gerekirse bir düğüne girilecek. Düğün sahibi yani damatla gelin ve damadın sadıcı en yakın arkadaşı düğüne girmeden bir saat önce yüzleşmeye başlıyorlar. Evet. Film böyle. Tabii damat odasındalar ya da gelin odası artık neyse. Bir saat önce oraya giriyor. Abi birinin bile telefonu çalmıyor. Biri bile kapıyı Çalmıyor ya, evet ya. imkanı yok. Bütün Evet yani. arkadaşlar, anne, baba, yani Yığılır. hani böyle ailenin en yakınları, kuzenler Evet. falan gelir abi. Ne Yığılır. yapıyorsunuz siz? Ya gidiyoruz ya da içmeye geliyorlardır onlar oraya. Evet, Üç sigara içmeye kişi gelir, bir kaçarlar değil buçuk mi? saat boyunca o odada asla yalnız Aynen kalamaz. öyle. Onun ben çok büyük bir problem olduğunu Evet, bir düşünüyorum. eksiklik. En azından Evet. Türkiye'deki düğünler Evet. böyle olmuyor Evet yani. abi, aynen. Avrupa'yı Ki bilmiyorum. bunlar kaptan işte şey hostes Hostes, bilmem bir ne falan olduğu sürü için çevresi var. net öyle olur zaten. Tamam, bunu tercih etmiyor da olabilir. Çünkü mesela sadıç var ya, Nedim'e de olmalı mesela o odada. Yani en azından girmeye çalışmalı. Ya sen az sonra gir falan demeliler yani. Kimse kapıyı tıklatmıyor. Çalmıyor, evet. Kimse benim telefonum nerede demiyor falan. Öyle bir panik Aramıyor, yok öyle bir sormuyor. şey. Yani bu bir tercih olabilir. Bu tercih ise de daha böyle peri masalı vari bir şeyle anlatıyorsan da o zaman daha derin diyaloglar olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de içerikte bence büyük problemler var. Bir kere şimdi spoiler vermek istemiyorum ama bir takım politik şeylere gönderme yapılıyor. Sorular, soru cevap gidiyor ya film. Biri soru soruyor, hadi buna cevap ver diyor, diğeri cevap veriyor ama o kadar yapay cevaplar ki Evet. yani. Yani güzel sorular olabilir ama çok yapay Çok yapay, cevaplar. çok havada. Aslında güzel bir şey olacaktı, olacakmış bence. Ama kalmış orada. Evet, Becerememişler. becerememişler. Ben de kesinlikle böyle hissettim. Bunun Ama tek içerik mekanda olduğu için çok iyi fikir. beni şey yaptı, aldı Tavladı. içine. Çünkü hani konsantrasyonu dağıtacak hiçbir şey yok. Diyalog üzerine ilerliyor Evet. zaten. Hani bir aksiyon yok, bir şey yok. Aynı odadalar ve sürekli karşılıklı konuşuyorlar. İzliyorsun da 1,5 saat İzliyorsun. izliyorsun. Tabii Evet. izletiyor kendini. Ama İzletiyor. dediğin gibi çok daha iyi Evet. olabilirmiş. Ya da mesela teknik olarak da madem içerik olarak dikey inemedin. Yani çünkü mesela çok eleştireceğim şeyler var. Spoiler olmasın diye var. Mesela kadın meselesinde bence çok yetersiz kalmışlar. Kadını Çok. çok küçümsemişler hatta yani. Çok rahatsız etti beni. Ben orada zaten inanılmaz çıldırdım. Ama bir şey soracağım. Bilerek Küçümsem yapılmış olabilir mi? olabilir. Olabilir. Çünkü belki o kadının karakteri de zaten Yüzeysel olmalı mıydı? yüzeysel olduğu için o kararı veriyor ya hani. Zaten Tabii. en sonunda verdiği karar da belki çok yüzeysel bir Evet. kadın olduğu için onu yapıyor ve Evet. derine şeyde savunmaya çalışıyor kendini. Sen ne anlarsın Diğerleri. kadınlıktan? Sen kadın Evet. olmanın ne olduğunu biliyor musun? Diyor Evet. ama derine inemiyor. İnemiyor. Belki bilmiyor zaten, anladın mı? Hani bir Evet. feminist bir duruş Yok. yok zaten. Bir de hani Beklenmemeli belki de. beklenmemeli de, ben zaten çok da beklenmedim ama mesela hani o sorgulamada karşısındaki kişiyle o bir şey, bir argüman sunuyor, o Evet. kadın da sen kadınlığı nereden bileceksin, sen bunu nereden anlayacaksın diyor, derine inmeyi bekliyorsa inmiyor ve belki İnmiyor. de inmediği için bilerek indirilmiyor zaten. Belki. Belki. Ama yani şöyle açıkçası inmemeyi tercih edebilir ama teknik olarak şunu yapabilirlerdi. Ya mesela tabii çok güçlü bir örnek karşısındaki ama 12 öfkeli adamda şey vardır ya mesela terleten yerlerde sesi çok net kullanmışlardır ya o filmde. Ya tiyatro oyunlarında da öyledir. Çok iyi bir metindir o tabii ki. Burada da mesela başka teknik şeyleri kullanabilirler. Mesela tek kamera yapabilirlerdi. Tek kamera Heh. sürekli onları izleyebilirdi Çok güzel mesela. Çok olurdu. güçlü olurdu mesela. Evet. Arkadan sesi kullanabilirlerdi, ışığı kullanabilirlerdi. Ya yani teknik olarak kullanabilecekleri birçok şey vardı ve hiçbirini kullanmamışlar. Bu yüzden iyi bir deneme ama bence bir film
konusunda yetersiz Değil mi? yani, o Evet, yüzden. bence de. Ya ben şeyi de çok, ya ben Cem Yiğit Üzüm, onu çok beğeniyorum bu arada. Bir insan bu kadar iyi bir oyuncu ve bu kadar yakışıklı olunca daha başka bir şey yapmıyor. Burada çok genç birisi, eminim önümüzdeki zaman daha da iyi işler yapacak. Çok çok, yani ben her gördüğüm şeyde zaten bunun da yıldızı bence oydu. Bu filmin Tabii yıldızı canım, oydu. zaten ama bence ana karakter Ana oydu. karakteri oydu, aynen öyle. Adam ne yapsa beni ikna ediyor. Ama onun argümanları da altı hiç dolu Dolu değildi değildi. ya. Çok boştu. Sen neyi Bu savunuyorsun değil de ya başka biri hani? oynasaydı çok zavallı bir iş olacaktı bence. Evet, değil mi? Ama mesela Uzan Çakır'ı da severim. Ama bence diğer işlerinin yansıması, yani diğer işlerinin sırtını yaslamış. Sanki Uzan Çakır da yeterli eforu vermemiş gibi geldi bana. Biraz böyle salmış gibi. Evet, Değil evet. mi? Çok sırtını yaslamış. Yani Evet. daha önce yaptığı bir şeyin devamı Evet, gibi evet, geldi bana evet. bu. Bu yüzden çok olmadı yani. Bilemiyorum, ben daha sert diyaloglar olsaydı beni daha tatmin edebilirdi. Daha böyle, çünkü mesela, şimdi mesela çok geriliyorlar. Bu arada geriyor ve yavaş yavaş geriyor. Mesela Mert karakteri, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun karakteri Mert. Hani son dakikacılık yapıyor ya. Evet. Son dakikacılığın bir nedeni olmasına beklerdim. Ya burada şeyi bir anlıyorum. Çünkü benim bir arkadaşım onu yaşayacak yakın zamanda. Biz hep birlikte onu yaşamasını bekliyoruz. Bu arada gerçek bir olaydan Evet. alıntılanmış. Gördün onu değil mi? Bana hiç enteresan gelmedi. Biz onu yaşayacağız zaten. Biz bekliyoruz yıllardır bunu yaşamasını onun. 10 yıldır bekliyoruz. Sana da anlattım Evet arkadaşım. ama bu sahnede Yaşayacağız. olmamalı yani. Şu Ha. durumda değil yani. Aynen öyle. Anladın mı? Son dakikacılığın bir nedeni olmalı. Mesela şöyle, gitmeli, yardımcı olmalı ama bir şey olmalı. O anda bir panikle dönmeli. O paniği görmüyoruz mesela. Sanki o günü kurgulamış Mesela gibi. o kadın o şeye girmeye de bilirdi damat odasına. Evet abi, ne yapıyor? Yüzleşmeyeceğim mi? Evet, hani Aynen nerede öyle. olacaktı bu olay? Hani Evet. o kurguda da orada bir sıkıntı var. Kadın hiç gelmeye de bilirdi. Onlar direkt olarak nikah Aynen öyle. şeyinde memurun önünde de 10 kişi buluşabilirlerdi. de girebilirlerdi. Annesiyle babasıyla da Evet, orada gelebilirdi. mı Ne yapacaksın? yüzleşecekti? Hayır, Aynen yüzleşmeyecekti öyle. yani. Olmamış yani orası. Yani Evet. iyi fikir bence. İyi deneme. Ya bir de şey mesela, ikinci dakikadan itibaren sonunu anladım ben. Hiç sürpriz değil. Hiçbir şey Evet evet sürpriz değil yani. aynen. Hatta mesela dans başlasında bizi nasıl sürpriz, Aa çok güzeldi o. müthiş bir Evet. sürprizle Tabii yanıltmıştı. canım tabii. Hiç benim için de sürpriz Evet. olmadı. Sürpriz değildi. O Evet. yüzden O sürpriz olmadığı için şeyi işte bekledik. Diyalogların çok daha sağlam olmasını bekledik. Evet. Derinlikli diyaloglar Derinlikli olmasın, değil mi? olmasını bu Evet. olmadı. Neyse izleyin çok uzattık Evet. arkadaşlar. Evet başka ne izledin Ufku? Leyla'nın Kardeşleri ve Palm Springs'i izledim. Palm Springs'te devam edelim mi? Ya da Yani. istersen araya ben Leyla'nın Kardeşleri'ni Hadi sen alayım. onu bir al. Tamam. 2022 yapımı, Sait Rustayi'nin yaptığı bir iş. Mubi'de izledim. Leyla'nın Kardeşleri bu sezon çok poptu ve herkes izle 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 falan dedi. Benim de bir izleme listemde vardı. Dedim ki çok sıcak ve izleyeyim falan. Öyle bir dönemde izledim. 160 dakika. Çok uzun. Bu Bayağı sıcakta bir uzun. de üstüne. Bayağı böyle bayağı Leyla ve kardeşlere takıldım ben de çok sıcaklarda. İran sıcağı gibi bir sıcak vardı zaten. Şöyle, Orta Doğu toplumlarında dar gelirli olmak ve kadın olmayı müthiş yansıtmış. 160 dakika diyorum ya, hani 160 küsür bu arada. Detaylı detaylı anlatmış ama hiçbir detayı es geçirmemiş. Hiçbir boş değil. Diyorsun ki bütün detaylar sonunda bir yerde buluşuyor. İşte bir şeyi vardır ya, silah varsa patlar. Patlar. Abi silah var, patlıyor. Ha, Abi o onu el anlıyorsun. klasiko. Aa, çok iyi. Bunu herkes yapamıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, uzatıyor, bilmem ne, saçmalıyor ya mesela. Bu çok iyi yapmış. Çok politik bu arada. Orta Doğu toplumlarıyla ilgili çok iyi yansıtmalar var bence. Amerika karşısında İran'ın durumunu çok iyi anlatmış. Ekonomik, biraz ekonomik ve sosyal krizi, o adaletsiz ekonomiyi çok iyi anlatmış. Aile içi sorunları çok iyi anlatmış. Ya bak, hiçbir karakter iyi ya da kötü değil. Tamam. Herkese bir şekilde hak veriyorsun. Ya şöyle, bu arada filmin konusu şu. Yaşlı ve bencil bir baba. Tadımız kaçmasın annesi. Ve dört beceriksiz, sorumsuz erkek kardeşle Leyla. Leyla'ya sarılasın geliyor film boyunca Çok ya. kötü Leyla o kadar ya. haklısın ki. Mesela şöyle, Leyla 40'larına gelmiş. Hatta 40'ın üstünde olabilir. Tabii Orta Doğu toplumlarında ve dar gelirli bir aile olduğu için çoktan evlenmesi ve kendi ailesini kurması Bekleniyor. gerekiyor ya. Sürekli ailesiyle uğraşmaktan kendi hayatını kuramamış. Biriyle işte birlikte olmak istiyor falan. İşte toplum gereği şeydi, ailesine gidiyor falan adam.
Babası şey yapıyor mesela Leyla için, şey diyor. Onun bir hastalığı var diyor ve onu püskürtüyor. Çünkü şey yapmak istemiyor, onu Evlendirmek aileden, istemiyor. evet, çünkü o götürüyor Bütün olayı. sorumluluğu Leyla alıyor ve günün sonunda hep Leyla suçlu oluyor. Ama mesela şöyle bir ağlak değil film. Mesela bu az önce verdiğim bilgi çok küçücük bir sahnede böyle minicik anlatıyor. Hani o evlenme işte Mecit diye biri var falan filan. Onu da minicik anlatıyor. O kadar derli toplu, geçmişi bugünü anlatan ve aynı zamanda geleceği anlatan harika bir film. Yani izle, üzerine bir Tamam. daha konuşalım, olur Tamam. mu? Okey. O zaman Müthiş bir bir film. sonraki hafta ben de izlemiş olarak geleyim onu. Kesinlikle, kesinlikle. Hakkını vermiş. Tamam. İzleyeceğim kesin. Palm Springs'i izledim senin önerinle. Çok tatlı değil mi Çok film tatlı. Gerçekten bu ya? filmle ilgili söylenecek en iyi şey tatlı olması. 86 dakika, çok kısacık bir film. 2020 yapımı, yine Mubi'de izledim. Max Barbakov'un filmi. Şöyle, senin zaten daha önce söylediğin gibi sürekli başına ne gelirse gelsin aynı güne uyanan bir karakter ve o karakterin hayatına giren, o güne giren diğer karakterleri anlatıyor. Aslında girdirdiği yani. Girdirdiği, Evet. evet, aynen öyle. Yanlış. İnsanları bilinçli olarak oraya girdiği değil de onun Evet. oraya soktuğu, bilinçli Evet. ya da bilinçsiz olarak beraber yaşadıkları bir macera. Evet, macera. Şöyle bir, tabii ki Amerika filmi, yani böyle şey, Sundance'da zaten ödül almış. Tam Sundance kafası. Hafif, Evet. yumuşak, derin yerleri var ama aşırı derinlikte olduğunu Değil canım, düşünmüyorum. evet, değil, Yaz değil, değil. filmi, tatlı tatlı. Beni böyle aşırı boğan ve of yeter artık dedirten, ya yani ilk bölümü çok iyiydi bence. Ama ikinci bölümü, ikinci yarısı çok tekrar etmeye başladı. Tabii bu tip filmler böyle olur, çok normal ama yeter dedim ya, yani yeter artık, bir yerde bir Bir kapansın şey dedim. olsun. Mesela son sahnede bir konuşma oluyor ya, yani o konuşma lüzumsuz olmuş ya, kapat kapat dedim O yani. şey yani tam bir Hollywood Evet, klişesi. klişe, aynen. O klişeye düşmeseydi daha iyi olacaktı. 86 dakika değil de 60 dakika falan olsa müthiş bir muayenevdi. Yine çok eğlenceli Evet. sahneler var. Evet. Ben çok beğendim ya. İyi geliyor işte insana. İyi geliyor. Bence bu arada şöyle, diğer Hollywood klişelerinden de biraz uzak. Yani derinlikli yerlere de var. Şimdi haksızlık etmeyelim. Tabii. Yani mesela geriye döndüğünde adamın gözünden bakıyor ya. Onun öncesini bilmiyorsun aslında. Sen Lak diye bir T anında giriyorsun ve neden öyle giyiniyor, niye öyle yapıyor ya, anlamıyorsun aslında. Ya işte sevgilisiyle bir şey var mesela, sevgilisini gözetlediği bir yer var mesela, partnerini gözetlediği bir yer var. Neden onu yaptığını anlamıyorsun. Sonra da anlam kazanıyor mesela. Bir de Öyle şey güzel diyeyim ya, orası. adam yani gerçekten hani ya adam işte kaç yıldır bunu yaşıyor. Hiçbir adım atmamış. Kaç yıldır Abi da bilmiyoruz bu arada. Ne kadar bilmiyoruz. zaman oldu Kadın bilmiyoruz. mesela ortama giriyor işte eğleniyor ediyor bir yerde kafası atıyor kuantum falan araştırmaya başlıyor. O da Anladın çok mı? Hani saçma ya. oturup ama yani çözüm bulmaya Evet çalışıyor ya. evet Yani. doğru. Hani burada da biraz Boş kadına vermiyor. erkek şeyi var anladın mı? Haklısın. Erkek hani boş veriyor yani hani yapamayacağım hiçbir şey bitti böyle yaşamaya devam Evet. edeceğim ben mahvoldum diyor. Kadın bir şey üretmeye çalışıyor. Yani buradan bir Evet. çıkışımız olabilir. Çünkü sonsuz bir zamanın var. Evet. Ve hani elinde sonsuz bir veri imkanı var. Bunu Denedim, dene. dene yani hani Denemiyor. Konfor alanından evet. çıkamıyor. Son sahnede de konfor alanından çıkmasak mı acaba diyor. Diyor gene Yine mesela ona zorluyor. kadın mesela şey Evet. yapıyor yani Ya hani. şey diyor. Orası çok güzel. Mesela Hollywood klişesinden uzak olmasını sağlayan şey oldu. Sen gelmezsen gelme arkadaşım. Ben gidiyorum. O Gidiyorum. çok iyi ya. Oh be, yeter Evet. yani. Yeter. Aynen öyle. O da güzel. Yani bence izlenir. Kesinlikle ya. Çok tatlı bir Evet, çok film. tatlı bir film. Evet. Evet. Ben şey izledim. Araya gireyim hemencik. Diğer filmi anlatmadan. Lea'nın 7 Yaşamı. Netflix'te dizi. Bilim kurgu dizisi. Evet. Çok beğendim Utku ya. Gerçekten çok tatlıydı. Gördüm onu ya. Evet, 17 yaş. Bu arada Fransa'da geçiyor. Fransız dizisi. Fransa'nın bir kasabasını düşün. Ufak bir yerde geçen bir dizi. 17 yaşında bir karakter var. İşte böyle mutsuz bir şeyler, varoluş krizleri vesaire, ergenlik bilmem ne. İşte derslerinde çok başarısız. Ailesindeki insanlara bakıyor. Onlar çok mutsuz falan filan. Ve bir gün böyle bir partiye katılıyor. İnanılmaz şey uyuşturucu alıyor. Onun etkisiyle bir böyle kanyona gidiyor. Kanyonda böyle tam işte intihar edecek moda girdiği anda ayağı tökezliyor. İşte haplar yere devriliyor. Kafasını bir çeviriyor. Yerde bir ceset var. Yani ceset dediğim iskelet var. Onu buluyor ve kalıyor böyle falan. Tabii ki de polisler geliyor falan filan. Bir cinayet
soruşturmasına giriyor aslında kız. Ve onu bulduğu günün ertesi günü uyandığında 1991 yılında aynı kasabada farklı bir bireye uyanıyor. Aa, farklı bir birey oluyor bedenen farklı de. Farklı bir yani şey ruh olarak. Ruh aynı, beden farklı. Evet, güzel. Şey diyor, neredeyim ben, ne oluyor falan filan. Bir de şey, erkek olarak uyanıyor falan. Aa, çok iyi. Evet. Şimdi bu 7 bölümden oluşuyor bu dizi. Şeye bölmüşler her bölümü. Bir sabah kalktığı zaman 1991'de farklı bir karaktere uyanıyor. Dizinin yarısında da o karakter uyuduğu zaman kendisi uyanıyor. 2021 yılındaki aynı tarihte. Ve bu şekilde cinayeti çözmeye başlıyor. O iskeletin peşinden. Evet, o iskeletin peşinden. Hem 2021'de araştırmasını yapıyor hem 1991'de. Çünkü o şey ceset 1991 yılında ölmüş. Falan zaten bir roman uyarlamasıymış. Ben çok beğendim. Çünkü bir 90'lara dönüyorsun. O yüzden çok tatlıydı. İki, katil kim oyunu yapıyor sana. Sana hiçbir şey açık etmiyor dizi. Sen de aynı karakterle beraber hiçbir şey anlamıyorsun. Bir anda uyanıyorsun böyle. Oyun gibi de yani. Ben çok sevmiyorum ya oyunları. Evet evet. İpucu araştırması yapıyorsun. Bir şey buluyorsun. Oradan bir şeye bağlantı kurmaya çalışıyorsun. Aynı o karakterle devam ediyorsun. Kesinlikle öneriyorum. Sen 90'ları çok sevdiğin için öneriyorum. Evet, 90'ları öneriyorum. Severim. Şeyi bir de severim. Bir araştırma var. Onu da severim. Evet. Evden kaç oyunları gibi. Ve sonu çok güzel bitiyor. Gerçekten şurada bir pıt oldu bende. Aynen öyle. Kesinlikle spoiler vermeyeceğim. Tavsiye ediyorum. İzleyelim. İki günde bitirdim diziyi. Tamam, güzel. Evet. Başka bir şey anlatmak ister misin? Yok, bende başka izlediğin yok. Kutsal Motoru Kaan önerdi. O da şöyle aslında, geçen hafta şey demiştik ya, komik ne gülersin falan. Yerli yapımların komik olanlarını konuşuyorlardı. Çok iyi, o yüzden ilgimi çekti zaten. İsmi çok uzun. Başlıyorum anlatmaya. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi sinemam yüz şeref yaşına. Oha, yok artık. Çok uzun değil mi? Film bitti. Film gerçekten bu kadar. 20 dakika falan sürüyor. Bir kısa film, aslında film demeyelim, belgesel diyelim. Türkiye sinemasının, daha doğrusu oraya referans vereyim, Türk sinemasının 100. yılı 2014'teydi. 2015'te yapılmış bir film zaten bu da. Diyor ki 1914'te ilk filmimiz yapılmış. Yapılmış mı gerçekten? Buradan giriyor ve anlatımı çok eğlenceli. O kadar çok kahkaha attık ki izlerken. Çok 20 dakika kadar sürüyor. Kesin izlerim ben onu. Mubi'de. Aşırı eğlenceli. Şöyle bir şey iddia ediyor Türk sineması. Diyor ki 1914'te işte bir tane politik nedenlerden dolayı yıkılması gereken bir şey var. Madem yıkılacak, biz onu filme alalım. Filme de kim olacak? Düşünüyorlar. O sıra işte bir subay adayı mı aday? İşte Fuat diyor ki ben bunu alırım, işte ona görev veriyorlar, onu kameraya alıyor. Ama daha önce hiç kamera kullanmamış bir birey bu. Yapsın da yapsın falan filan. Ama diyor ki elimizde öyle bir film yok diyor. Fuat'ın böyle bir şey yaptığına dair bir bilgi yok diyor. Hatta da bilmem kaç yıl sonra şeyde, arşivde de böyle bir şey yoktu. Onun çektiğine dair bir şey de diyor. Yıllar sonra bir tane bir yerde bir yazı var. Fuat bunu yaptı diye düşünülüyor. Dolayısıyla Fuat ve bütün ailesi, bütün cumhuriyet, işte devletçiler yaptı diyor. Bunun dışında hiçbir belge yok elimizde. Ama diyor bir taraftan da diyor ki sen diyor Türkiye'de hani hiçbir şey arşiv tutulmuyor da yapmış da olabilir diyor. Hiçbir fikir yok. Sonra biraz internetten araştırdık. Bir takım hükümete yakın şeyler, gazete, dergi, medya organları Fuat'ı öve öve bitiremiyorlar ve onun yapıldığını düşünüyorlar. İşin tuhaf tarafı şu, IMDb'de 8,5 puan almış. İnanmıyorum. 8,5 salladım mı? Ya evet, 8,5 gibi şey. IMDb, yani yüksek bir puan almış. İnanmıyorum. Yani aslına bakarsan hiç kimse izlemediği bir filme yüksek puan vermiş. Oha, algıya öyle bir şey yok. Bak. Evet, manipülasyon. Ay çok ilginç. Ama manipülasyon olmayabilir. Gerçekten yapmış olabilir ve belgesel boyunca 13, yanlış hatırlamıyorsam, yani not almadım, üzgünüm. 13 ihtimal var. 13 ihtimal de gerçekleşebilir. Gerçekten yapılmış olabilir. Yapılmış, atılmış, yakılmış olabilir. Yapılmış, kenara konmuş olabilir. Üzerine başka bir film çekilmiş olabilir. Bunların hepsi muhtemel. Bahsediyorsun çünkü. Hepsi muhtemel. Çok eğlenceli bir anlatım. Animasyonlarla ve görsellerle destekliyor. Altan Erkekli seslendiriyor. Böyle
şöyle ilk izlemeye başladığımda şey dedim. Ben bunu X2'de mi izliyorum acaba dedim. Çünkü o kadar hızlı hızlı anlatıyor ki. Real hani onu birkaç bölüm real yapabilirsin. Aa, çok TikTok'ta paylaşabilirsin. iyi. Çok eğlenceli. Muhakkak izlemenizi öneriyorum. Öneriyorum. Net öneriyorum. Aldım listeme. Ben kesin bakacağım ya. 22 Yarın dakikaya. yolda bakarım ben Tabii ona. canım, aynen. Benim filmlerim bu kadar. Bende de bu kadar. Utku, ne okudun var mı? Ha evet, ne okudun? Ya yok diyelim ya. Başladığım bir kitap var. Aslı Erdoğan'ın Taş Bina ve diğerlerine başladım ama biraz okuyayım, ondan sonra konuşayım, olur mu? Tamam. Ben de şöyle, bence çok uzattık. Bir sonraki podcast'te anlatacağım. Evet ya, çok konuştuk. Rotayı biraz uzattık bu sefer Evet. ama çok Bir güzel bir sonrakinde rota rotaydı. anlatmayacağız zaten. Evet, bir sonraki de Evet. rota. Sadece film ve kitap olacak. Aynen öyle. Tamam. O yüzden bir bitiriyorum. O zaman kapatalım. Evet, kapatalım. O zaman bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşça kalın.